Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika, orijinal, birebir tam kıvamda pastane poğaçasıyla geldim. Gerçekten bu tarif çok güzel oluyor. Yumuşacık, mutlaka deneyin. Haydi hemen tarife geçelim. 4 su bardağı unu kabıma alıyorum. 1 su bardağını ayırdım. Daha sonra ekleyeceğim. 1 paket instant maya var. Bunu ekliyorum. 1 su bardağından 2 parmak az olacak şekilde suyum var. Sulık olmasına özen gösterelim. 1,5 yemek kaşığı şekerim var. Şöyle 2 silme tatlı kaşığı tuz. 1 bütün yumurta ve bir de tereyağım var ama tereyağımı daha sonra ekleyeceğim. Bunların hepsini güzelce yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum ama tam yoğurması daha bitmedi. Şimdi 200 gram tereyağım var. Yarı yarıya margarinle tereyağı da karışık kullanabilirsiniz. Şimdi elimle bunu iyice yumuşatıyorum. Bu bitene kadar ara ara hamuruma ekleyeceğim ve bir yandan yoğuracağım. Poğaçamız güzelce yoğruldu. Biraz böyle gevşesin, rahatlasın. Çünkü çok sıkışık, şu an hiç şekil veremeyiz. Şimdi hamurumu bir yarım saat kadar mayalandırdım. Fazla miktarda yağ olduğu için çok fazla mayalanmıyor bu tarz zengin hamurlar. Güzelce bezeleri ayırdım. 10 ile 12 adet arasında çıkabilir. Ben 10 adet yaptım. Şimdi üzerini bir örtüyle örtüyorum. Ve tezgahta da bir yarım saat kadar mayalandıracağım. Hamurlarımı şöyle birbirinden biraz uzaklaştırıyorum. Ve şöyle elimin ortasıyla bastırıyorum. Birazını zeytin koyacağım. Şimdi diğer eline de peynir. Ben zeytinlileri kapalı şekilde yapacağım. Poğaçalarımın üzerine yumurta sarısı sürdüm ve çörek otu serptim zeytinli olanları. Şimdi 180 derece fırına veriyorum ve güzelce pişiriyorum. Poğaçalarım fırında 30 dakika kadar pişti. Şöyle çok güzel gözüküyorlar. Şimdi size iç dokusunu göstermek istiyorum. Bir tanesinin şöyle içinin pişme oranı çok iyi. Bir de tadına bakalım.
tadı, kıvamı, dokusu gerçekten çok güzel. Ben bir tarifimden sona geldim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.